Selamlar, selamlar, selamlar dostlar. Edgar Wright ayımızda, ikinci haftamızda tam 3 tane filmi beraber konuşacağımız bir programa hoş geldiniz. Hilal'in Naif Köşesi adlı programımızın bir yeni bölümü daha yayınınızda. Selamlar gönül dostları. Edgar Wright'ın 3 tane filmi bir üçleme olduğu için dedik ki bunları biz beraber konuşalım dedik. Evet. Aynen öyle. Cornetto üçlemesi. Evet. Çünkü filmlerde Cornetto'lar var. Aynen öyle. Bu film hangi filmler peki bunlar Hilal? Hangi filmleri bunlar, konuşacağız? Bunlar Shaun of the Dead, Hot Fuzz ve World's End. World's End. Evet. Aynen öyle. Mesela Cornetto üçlemesi adı, işte filmde Cornetto yemeye çalışıyor filan, bilmem ne yiyor falan. O mesela kendiliğinden çıkmış bir şey herhalde, değil mi? Yani tam onu diyecektim. Haha, buradan anlatayım hikayesini. Ben size bu soruyla açılış yapacaktım. Bunlar niye üçleme ve niye Cornetto üçlemesi? Ya şimdi şöyle bir şey okudum ben. Edgar Wright ilk Shaun of the Dead'i çekiyor ve Shaun of the Dead'de Hangover'ı üstesinden gelmek için Cornetto yiyorlar, çilekli Cornetto. Hangover'ın üstesinden gelmek için de galiba. İşte çilekli Cornetto yiyorlar. Daha sonra filme Cornetto sponsor değil de böyle Cornetto gönderiyor. Hadi ya. Ondan sonra tabi işin geyik kısmı da olabilir de sonra Edgar Wright yine aynı şeyler olsun diye filmlerine ekliyor Cornetto'ları ve diğerlerine göndermiyor. Ya işte koskoca bir diğerlerine göndermiyor demek. Yani ikinci ve üçüncü film için böyle tanıtımlarına falan vesaire Cornetto öyle bir şey göndermiyor. Anladım. Ya bu şundan dolayı bana ilginç geliyor. Şimdi Shaun of the Dead filminin aslında şey filmlerden. Yani böyle çok az bütçeyle yapılmış, biraz böyle işte tutku projesi falan falan gibi ortaya çıkıp hiç beklenmedik başarı yakalamış filmlerden. Ve diğer filmlerin varlığı da biraz o beklenmedik başarının üstüne bundan para kazanabiliriz falan falanı devam edilmiş bir yol. Yani adam böyle oturup bir gün evde bir film yapayım, üçleme olsun, aralarında şöyle ortak yönler olsun falan demiş değil. Yani bunu hayal etmiş olabilir ama en azından başlı başına böyle bir proje olarak yola çıkılmış değil. O yüzden hani Cornetto üçlemesi, Cornetto falan hani yolda ortaya çıkan bir takım şeylerle o hale gelmiş olması. Yani biraz hani filmin bir prodüksiyon öyküsü olarak da özetliyor gibi yani. Hani başa şey umulmadık bir taş olarak bu işte başarmadı da tam tersi olumlu bir şey oldu falan. Yani o adı da öyle kaldı gibi. Enteresan yani böyle bir şey olması. Beklenmedik bir başarı olması enteresan. Yıllardır da Cornetto bunun ekmeğini yiyorlar yani. Bize o öyle anılıyor çünkü Edgar Wright deyince Cornetto üçlemesi diye var yani. Evet. Öyle yani geçiyor üçlemenin adı. Ama bunun yanında o üçlemenin ortak noktaları da fazla. Evet, bunlar nelerdir? Mesela Cornetto diyormuş artık bu saatten sonra. Ya bir kere oyuncular aynı temel olarak. Hayır. Bir dakika. İngilizce hepsi ama falan. Ama sayılır ben de sadece. Ama sen böyle deyince komik olmasın. Doğru tabii ki. Tabii ki canım yani, o bir şey. Elbette tesadüf değil yani. Ama tabii asıl herhalde bunu üçleme yapan şey parodi olması. Bir takım. Hepsi bir türün parodisi gibi. Hepsinde hayatta kalma hikayesi var aslında. Evet. Hayatta kalma hikayesi. Bu arada sen güldün de Simon Pegg ve Edgar Wright yazdı üçünü de. Tamam. Bunun nesine güldün? Oyuncular... Aynı oyuncular dedin, ona güldüm yani sadece. Çünkü adamlar yaptı yani. Başka Simon Pegg ile Edgar Wright başka bir film daha yaptığını bilmiyorum. Dördüncü film olup da Cornetto üçlemesi olan ama onların yaptığı üçleme yani. Ortak yönleri öyle. Aynen. Ama bu şey demiş gibi oluyor. Edgar Wright üç tane film çekti. O yüzden üçleme oldu demiş gibi oluyor. Yok yok yani. Bu tematik bir bütünlüğü var gerçekten. Yani hem parodi hem de o parodiyi yaparken ama biraz da onu... sadece dalga geçmiyor. O türün tadını da çıkarıyorlar gibi. Yani atıyorum. Mesela ilkinde zombi filmiyle dalga geçiyor ama zombi filmlerinde olduğu kadar kaçma, kovalamaca, kan, ölüm, işte korku öğesi falan var. İkincisinde biraz böyle polisiye aksiyon, hani çılgın bir manyaklığı olan kasaba parodisi gibi. Onda da atıyorum polisiye, işte aksiyon sahneleri falan kendine has bir şekilde eğlenceli. Gene üçüncü filmde de uzaylılar var. Uzaylılar var. Onu da ya şey adam yaptığı yani dalga geçmiyor işte. Şey yapıyor yani. Onu böyle sanki fanıymış gibi. Ben bunu çok öyle seviyorum. Bence. Evet. %100 öyle. Bence. Ama işte şey de var bir yandan. Yani özellikle Shaun of the Dead'de falan böyle yani atıyorum mesela hani adam zombi olduklarını fark etmiyor ya insanların böyle markete gidip gelirken falan. Hani ben mesela Shaun of the Dead'i izlemeden önce ki çok geç izledim. Böyle çıktığında izlemedim yani. Yıllar yıllar sonra izledim. Hep böyle şey yapıyor zannediyordum. Yani işte modern hayattaki insanların davranışlarını zombi gibi, zombilik gibi göstermekle alakalı bir film zannediyordum. Öyle bir yan espriymiş o en sadece. Evet.
O yüzden yani tam aslında böyle klasik bir parodi değil. Yani böyle işte ne bileyim ben o eski çıplak silahlar, uçak uçak filmleri falan gibi bir parodi sonra değil. Sonra gerçek bir zombi istilasını baya baya görüyoruz ve ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Evet. Ya aslında parodi olmayı gerçek bir filmin içine katıp kullanmış gibi bir şey yani. Evet. Ben mesela fena en çok değil bu söyleme şeklini. Şeyde onu fark ettim. Hot Fuzz'da zaten Hot Fuzz'ın bu kadar benim... Eğlendim ben Hot Fuzz filminde. İlk önce öyle başlayayım ama bu kadar eğlenmemin sebebi ve polisiye parodisi gibi olmasının sebebi aslında son filmin 1/4'ünü kapsayan kısım artık. Son çeyrek mi dersiniz, ne dersiniz? Hani o kısımda adam gerçekten hani böyle o işte film boyunca refere ettiği filmlere, hani polisiye filmlerin o sahnelerin aynısını çekiyor ve çok böyle hissediyorsun. Adam çok zevk almış hani. Evet. Silahlarla birbirine saldırırken falan böyle. Şey, yok şey yani bir yandan uçuk bir şey yani uçuk sekanslarla dolu bir şey. Ya birkaç yani işte son kısmı. Ama yani bir yandan da adam o kadar eğleniyor ki hiç şeyi sorgulamıyorsun yani nasıl neler oluyor da böyle. Katılıyorum ve o aksiyon sahnelerini izlerken ben herhangi bir aksiyon filmi izlerken aldığım zevki ve o işte gözüme gelen o keyifli işte şeyleri o filmde de alıyorum. Yani normal bu bir aksiyon filmi şeyim diyorsun yani. İşte o garip bir şey yani. Biraz ben belki antika düşünüyorum ama bana böyle sanki bir şeyle dalga geçiyorsa onunla dalga geçmesi gerekiyor gibi. Onu böyle yeniden üretmek sanki amacını aşıyor gibi geliyor ama belki de şöyle düşünmeliyiz. Yani bütün bunu var ederek bu sanatçı bununla bir çeşit dalga geçmiş oluyor. Yani sonuçta mesela atıyorum mesela Hot Fuzz'ı düşünelim, tamam mı? Diğerleri zaten biraz fantastik öğeler içeren şeyler. Hani Hot Fuzz böyle o polisiye filmlerin işte şiddetiyle falan güya dalga geçecek. Neden dalga geçecek diyoruz? Çünkü kendini tam ciddiye almayan bir öyküsü var ne olursa olsun. Ama işte bir yandan da onların hakkını verecek düzeyde güzel güzel yapınca da bu sefer filmden çıktığın zaman evet vahşet aslında kötü bir şeydir demen biraz zor oluyor yani. Evet. Bu filmde de eğlenceli bir vahşet, yani eğlence unsuru olarak gözümüze konan bir vahşet vardı. Ama işte acaba şey diye mi düşünmeniz yani böyle hani daha sofistike olmalı ve tamam ama işte yani sonuçta bu kendini ciddiye almadığı için bu aslında bir hiciv falan. Ya da bütün bu tartışmalara gerek yok. Bu arada ya. Daha çok fan filmi gibi geliyor. Fan filmi gibi yani. Evet, fan ya filmi. Adamlar durup yani silahlı çatışmanın arasında karakterler bile böyle fuck yeah deyip öyle saldırıyorlar yani. Bu onlar da kendi hele mesela neyin hicivini yaptığını bile tam anlayamıyorum. Çünkü şey değil, uzaylı istilası filmlerini eleştiren çok bir şey yok gibi orada. Orada baya baya karakter hikayesi anlatıyor hatta işte. Bütün arkadaşları büyümüş, kendisi büyümeyen bir adamı görüyoruz. Bir yandan da hepsi beraber bir uzaylı istilasına karşı savaşıyorlar. Aynen. Ama hani dalga geçmiyor aslında hani. Ya şeyle dalga geçiyor bir yandan hani uzaylı yani biz aslında sizi ele geçirmeye yani sizi zorla ele geçirmeye gelmedik hani birlikte büyüyüp gelişelim diyor uzaylılar. O da diyor ki sana ne kardeşim diyor. Sonra arkadan Nick Frost'un karakteri şey yapıyor ya böyle bir dakika sen bizi ele geçirmeye gelmedin ama kaç kişiyi öldürdün orada? Ama sizle de tartışılmaz diye gidiyor yani. Hani dalga geçiyorsun ama yani yine de her bir parodisi olsa da ya mesela Shaun of the Dead zombi parodisi olsa da zombi filmi diye alırsın yani. Çünkü o öğelerini barındırıyor. Güzel de işliyor. Ben adam kaliteli alırım. Hicvini de kaliteli yaptığı için polisiyede de Wolzand'da da yine bir şekilde yapıyor. Son diğerleri kadar ben çok başarılı bulmasam da yine de güzel işliyor. Ama zaten o 3 filmin de ortak noktası şey ben yani hem bu işledikleri konular var ama üçünde de ortak özellik arkadaşlık hikayesi var. Evet ve de şey bir hikaye de var gerçekten. Yani böyle ne kadar ciddiye alacağın sana kalmış ama yani sen karakter hikayesi değil mi Örzen için? Üçünde de var aslında üçünde öyle şey. Yani ilkinde de işte ikincisinde de adamın o takıntılı hali, ilkinde zaten ezik hali bilmem ne ve onun üstesinden gelmeye çalışıyor olması falan. Onu da bayağı şey yapmışlar. Bütün bir şey yapmışlar gerçekten. Evet. Bu yakın arkadaşlar genel olarak kendilerini bulamamış hayatta. Yetişkin olmuşlar, 40 yaşına gelmişler ama hala çevreleri tarafından hor görülen bir şeyleri var. Mesela Hot Fuzz'da öyle değil gibi gözüküyor ama onda da öyle. Çünkü onda da sadece işine kaptıran, hayatta başka ne olabilir, işi dışında tanımlanabilecek hiçbir şey olmayan bir insan. Oradaki şeyi biraz çeşitlemesi gibi yapmış sanki bunu yazan yazar. Yani illa loser bir tip olmasına gerek yok. Evet. Hayatta hala ders alması için falan gibi bir karar vermişler ve bu sefer işini çok fazla iyi yapmakla ilgili takıntı haline getirmiş olmakla ilgili bir şey hayatta bir şeyleri yitiriyor falan. Ama yani evet yani yine bir dersler çıkarıyor işte ve
filmin sonunda daha büyük bir insan, olgun bir insan olmuş oluyor şey, yok, Simon Pegg. Üç filmde de farklı şekilde, hı-hı, olgun bir, evet, insan oluyor yani. Hep, evet, böyle Nick Frost'un karakteriyle olan arkadaşlığı sayesinde de bir yandan hani Shaun of the Dead'de mesela zombi gibi yaşamamak bir yandan, hı-hı, hani onun şeyi. Ama yani Nick Frost'la yine gidip onun karakteriyle oyunda oynayabiliyor. Yani hem hayatı çeki düzene, evet, veriyor, hem şey. İkinci filmde neydi hani o kadar takıntılı olmuyor. Arkadaşlığına biraz daha keyfini çıkarıp hayata bakıyor. Üçte de... Bilmiyorum. Üçte çok apayrı bir yere gidiyor. Ya bak, üçün sonu çok absürt bitiyor. Çok absürt, evet, bitiyor ama benim de hoşuma gitti bu arada. Bence bu arada yani ben hakikaten Shaun of the Dead'i biraz diğer ikisinden farklı görüyorum açıkçası. Çünkü o da gerçekten az önce sen söylediğin şeyden ötürü kaynaklanıyor. Yani zombi filmi parodisi, esprisi filan fişmekan var. Ama bir yandan da hayatı zombi gibi yaşamakla ilgili bir şey. Yani hani şöyle bir senaryo düşmüşler değil mi onda yani? Hayat işte dediğin gibi böyle şey, ne o patates gibi yaşayan, işte hiçbir bir şeye katkıda bulunmayan loser muzur bir tip. Aa, tıpkı zombi gibi. Hadi zombi istilası sayesinde hayattan böyle bir ders çıkarıp olgunlaşsın falan falan diye bir fikir şey olmuş. Ama ikinci ve üçüncüde böyle bir şey yakalayamıyorum ben. Yani adamın ne bileyim takıntılı bilmem ne olmasının, işte katiller ve bilmem ne sapık tiplerle dolu bir, evet, köyle falan tematik olarak ne alakası var? Evet. Öyle bir şey benzemiyor birbirine değil mi? Bir alakası yok bence yani de. Üçüncü filmde de yok. Onu... Yani uzaylı... Şu orada... olabilir. Hı. Üçüncü filmde uzaylılar insanları işte hani blank diye adlandırdıkları hani böyle bomboş, robotumsu, robotik davranan kişilere dönüştürüyordu. Ama bizimki başta öyle falan mı? Yok. Değil. Orada bir ya şey konuşması var işte, onlar yerin altına inen barda konuşuyorlar. Yardım alabilirsin diyor yani alkolik, hı hı, şey Simon Pegg'in karakteri. O da diyor ki ya ben yardım almak istemiyorum. Yardım alınca sadece derdimizi de anlatıyoruz birbirimize. Ben iyi vakit geçirmek istiyorum. Yani ben ayık olmak istemiyorum diyor. Ondan sonra da adam bu arada filmin sonunda ayık oluyor ama yine çocukluk arkadaşlarına çok bağlı yani onlara olan saplantısı gerçekten şeye çıkmış oluyor yani. Al sana çocukluk arkadaşları, evet, çocukluk haliyle. Hadi şimdi dünyayı maceraları gez, maceraları açıl. Adamın istediği olmuş oluyor ama bu sefer alkole gerek kalmıyor o yüzden de. Böyle bir şey bağlanıyor. Bu ne kadar iyi bilmiyorum. Sadece yani kendinde bir hayatta bir amaç bulmuş gibi bir şey oluyor. Aynen, amacım ama bu yoktu. Amacı da ancak dünya yok olursa post apokaliptik bir dünyada bulabilir o amacı. Evet. Normalde hayat, dünya normal bir şekilde devam etseydi bu adam yine ne yapacaktı? Bir şey koyacaktı. Bunu da bu arada yani bu adam da iyileşmeyecekmiş. İyileşmesi için, evet, dünya yok olması gerekiyormuş. Bu da bazı insanlarda öyledir. Bu üçüncü filmi biraz karışık bulduk. Üçüncü film biraz karışık ama. Orada... Ya bu ilk için de geçerli bu arada. Yani ilkinde de zombi istilası olmasaydı adam kendiyle barışık ya da kendisinin olumlu bir pozisyonda olduğu bir kadere doğru sürüklenmiş olmayacaktı falan. İki için de geçerli şimdi böyle. İki için de geçerli. Hep böyle bir şey oluyor. Kötümser aslında demek ki düşünecek olursan. Yani senin azıcık büyüyebilmen için dünyanın tepe taklak olması lazım tarzı mesajı olan bir film. Kornet çok eğlenceli. Yani bunu düşünmemiş olabilir ama biz düşündük ve bunu çıkardık arkadaşlar. O yüzden. Ama eğlenceli. O yüzden koronavirüs iyi oldu falan. Herkes ekmek yaptı, kendini geliştirdi. Getir büyüdü falan saçma. Biz reklam aldık. Şey çok komik filmlerde, gizli meşhurlar, küçük easter egg, evet, meşhurlar yani, hı, işte ilk filmde şeyler ne o, neydi adamın adı ya, Martin Freeman falan filan, hı hı, ekibi çıkıyor ya bir sahnede, evet, karşılaşıyorlar filan. Onlar o zaman daha küçük, daha minor meşhurlar, sonra Martin Freeman, evet, falan çok meşhur oldu ama o zaman herhalde İngiltere'nin meşhurları onlar falan. Hı hı. İşte, aynen, ikinci filmde Kate Blanchett falan vardı. Evet. Şey yüzünü varmış bile görmüyoruz, evet, Kate Blanchett'in yani. Peter Jackson varmış, ben fark etmemişim, evet, onu. Onu ben de fark etmedim. Peter Jackson'ı görsen tanımayabilirsin zaten. Hayır ama hangi sahnede olduğunu hatırlamaya çalıştığım şeyi, evet, söyleyebilirim. Ya, okumuştum onu da. Evet, ya, bu arada şey Martin Freeman da yani 3 filmde de oynayan hani sadece Simon Pegg ve Nick Frost değil, o kadronun belli çekirdek insanları alıp 3 filmde de kullanmış. Ha, doğru. Yani. Martin, evet, Freeman zaten. Martin Freeman da 3 filmde, evet, de var. İşte şey Bill Nye mıydı adamın adı? Evet, evet. Yaşlı adam olarak o da 3 filmde var falan böyle. Tatlış böyle 3 filmde de var olan şeyleri tespit edince o da bir eğlenceli oluyor. Yani Edgar Wright havasında, kesinlikle, daha fazla. O da mesela oldu, şey gibi bir his veriyor bana. Yani ilk filmde bunu başarmışlar. İlk filmde böyle gene bunlar işte yani Simon Pegg, işte Nick Frost ve Edgar Wright falan böyle büyük isimler değiller henüz. Bu filmi çekiyorlar, çekmeye çalışıyorlar. İşte hasbelkader uyduruyorum yani böyle gerçekleşmemiştir belki ama bütçesinden ve o başarı bütçesinin arasındaki uçurumdan onu biraz tahmin ediyorum.
O öbür oyuncuları herhalde böyle biraz rica minnet zar zor oynatmışlar filan falan gibi. Sonraki filmlerde tabii ki artık bir başarı olduğu için daha kolay çağırmışlardır büyük isimleri, sürpriz isimleri ama ya o ilk filmdeki o amatör ruhun bir tesadüfi şeyi, onun geleneğe dönüşmesi filan ne demek istiyorum yani. O yüzden ilk filmin yeri bence biraz farklı ya. İlk film böyle prodüksiyon olarak, şey olarak, bir yapım olarak çok çok daha özel bir şey gibi böyle hakikaten. Katılıyorum ya. Ve bence izleyicide bıraktığı his olarak da daha güzel bir film yani. Ya daha böyle şey hoşuma giden ve diğer iki filmde olmayan öğeleri de var ilk filmin. Mesela o sabah yürüyüşü, markete gidiyor, marketten bir şey alıp eve dönüyor. Kini ikinci kez yapmış olması mesela, bunu sadece ilk filmde yaptı. Bir de sonra bunu sadece ilk filmde yaptı. Orada hani ikisi arasında kıyaslama, hani ilk yürüyüşte gördüğün insanları ikinci de zombi olarak görüyorsun. Evet, evet. Ama adam fark etmiyor. İşte bunlar aynen yani. Bunlar ilk filmde ekstra bir özellik gibi varlar. Yani ikinci ve üçüncü filmde pek böyle bir şey yok gibi sanki. Şey var bir benim fark ettiğim. Çitten atlama. Evet. Burası kısa yol. Çit seferinde yolu falan. İlk filmde de yapmış onu. Ya her seferinde ona güldüm ya. Her atlayamadıklarında. Ve geleceğini de biliyorsun. Görüyorsun sıra sıra çit ediyorsun ki atlayamayacak falan diye. Başka ne var? Yine filmin sonunu önceden söyleme gibi olanı var. İlk filmde yine bunu daha güzel yapıyor bu arada. Hani şey... Ne yaparız? Randevusunu tarif ederken işte bilmem nerede yemek yeriz, sonra işte barda bira içeriz gibi sonlandırdığı şeyi. Hat fazla sanırım film referanslarıyla galiba bunu yapıyor. İşte havaya ateş atma falan mesela. Üçüncüsünü de yakalayamadım bak ama. Belki üçüncüsünde yoktur. Ya orada da Golden Mile'ı açıklıyor gerçi zaten. Ha, 3 slasher oluruz, 5 slasher'ız ama ikisi ölürse 3 slasher devam ederiz. Sonunda da 3 slasher oluyorlar falan. Oluyor. Bak varmış. Bu tip şeyler, ya Edgar Wright seviyor zaten böyle kendine filmin başında ve sonundaki şeyleri bağlamayı. İyi de bağlıyor, onu yapıyor da yani. Böyle ama ilk filmde daha güzel yaptı. Bence de. Ve mesela yine kendini yineleyen espriler de ilk filmde daha çok dikkat çekiyor. Şey işte mesela sürekli o kadınla karşılaşıp, işte 3 kere karşılaşıyor filmde. İşte ne yapıyorsun işte... Surviving diye cevaplıyor. İşte ilkinde mesela yine onu zombi olmadıkları halde öyle cevaplıyor. Sonra zombi istilası için öyle cevaplıyor falan. Hani filmin genelinde böyle bir başta da zombi gibi yaşıyoruz. Sonrasında da aynı şeyleri yapıyoruz. Şeyi olması bence çok tatlı ya. Çok seviyorum onu. Aynen. Temayı güzel bağlamış yani. Müzik kullanımı konusunda şunu yapıyor. Mesela bir sahnede çok havalı bir müzik çalacak. Normalde filmler bunu filmin dışından verir. Biz izleyici olarak filme eşlik eden bir müzik duyarız. Şeye özenmiş. Müziğin sahnenin içinde bir şeyden gelmesine özenmiş. Hani dövüşecekler ve orada Queen çalacak çok havalı bir şekilde. O bir şekilde oradaki jukebox'tan çalıyor mesela. Hani şey değil, ben bunu buraya koydum şeklinde yapmamış. Bence işte mesela bu da birazcık gene parodi tarafını ön plana çıkartan bir şey gibi. Çünkü normalde yani bu bir şeydir değil mi? Yani atıyorum yani işte bunu artık sorgulamıyoruz tabii ki ama hani film izlerken aslında müzik çalıyor bir yandan. Yani gerçek hayatta olmayan bir şey oluyor. Aslında bizim duygularımızı istismar etmek için kullanılan bir hile gibi bir şey. Şimdi filmler sana duygularını çok senin coştururken bir takım şeylere görmezden gelmeni sağlayabilir. Atıyorum böyle ne bileyim ben yani işte çok böyle gaza gelmiş, evet kötülere öldür falan diye sen tezahürat ederken aslında belki de o kadar hak etmeyen birilerinin de diyelim canının yanmasını falan görmezden gelmeye başlıyorsun gibi. Hani onu belki biraz tepe taklak etmek adına bu klişeyi bozmaya çabalamak gibi hissettiriyor bana. Yani şunu demek istiyorum. Gerçek hayatta heyecanlı bir şey olur ki arkada müzik çalmaz. Anca sen basarsan çalar filan. Yani biraz o gibi sanki, anladın mı? Yani gene filmcilikle dalga geçmek gibi yani. Evet ya, işte hem filmcilikle dalga geçmek hem de bir yandan da bunu zevk alarak da dalga geçmek. Yani adam hayranı olduğunu da hayranı olduğu için de, çünkü ya çok özenerek ve böyle filmdeki aksiyon sahnelerinin koreografisini de ona uyum sağlayarak dalga, yani o kadar titizlikle çalıştığı için artık bir süre dalga geçmenin de ötesine gidiyor. Yani sırf dalga geçmek için yapsa ya abi ne çalıyorsun müziği, okuyamıyorum kitabım falan gibi saçma bir şeyde de müziği kapatın, duyamıyorum. Aynen, duyamıyoruz birbirimizi falan da diyebilir. Ama o müzik yine sahnesine müthiş bir şekilde eşlik ediyor ve biz o keyfi alıyoruz oradan. Aynen. Evet, evet. Ya, sırf hatta o titizlikle eşlik ettiği için de ekstra keyif veriyor yani. Şey değil, nasıl desem, bizi bozuyor. Aa evet işte biz de şakayı algıladık gibisinden değil yani. Onu ayrıca amacı o oluyor. Amacı müzikle onu uydurmak oluyor. Sevdiğim şeylerden
bir tanesi kendisi hakkında. Peki genel olarak bu üçlemedeki karakterler arasından favoriniz ya da akılda kalan karakter kimler var? Ya benim neden bilmiyorum biraz şey olacak ama ya nedense World's End'deki Simon Pegg benim en böyle şey karakter ya nasıl desem. En enteresan karakterlerden biri. Hani büyümemiş çocuk var. Okey. Ama adam da çok güzel yansıtmış bunu. Bir de tipi falan. O böyle şey 90'lar şeyi hoşuma gitti. Aynen. Böyle simsiyah uzun ceket ve Oasis tarzı bir adam böyle. Evet. Ya hiç onun olacağını düşünmez misin? Ama Simon Pegg'in o hali hoşuma gitti. Nick Frost'un ilk filmdeki hali hoşuma gidiyor ya. Böyle ben maymun takı diyebiliyor. Ben de Nick Frost'un ilk filmdeki halini en çok seviyorum. Çünkü orada gerçekten adam bir şey. Yani işte ölü yatırım yani şey hani işte yatırım dedi yani kayıp yani hani evet, hiçbir yolu yok filan ama işte fedakar çıkması, sadık çıkması arkadaşına filan böyle bana çok doğru bir yerden bir grilik gibi geliyor yani böyle hani insanları kolay yargılıyoruz, kolay yaftalıyoruz işte hiçbir işe yaramayacağını düşündüğümüz insanları hemen görmezden geliyoruz filan ama bilmiyorum o dersi alıyorum ben o filmi izleyince yani o basit bir ders hani herkesin bir kıymeti olabilir filan tarz bir şey ama İlk filmdeki Nick Frost benim de hoşuma gidiyordu yani. Peki ya sonra zombi olup adamın ve kulübesinde kalması sonra yine oyunu oynayabiliyor mu? Arada böyle koluna aynen konu halleniyor sonra dedim tamam diye. Yani işte en güzel dinamik de orada bu arada. Evet şey esprisinin devamı biraz o yani. Hani hayatta zaten zombi gibiydik bir şey değişmedi evet. Ne fark eder ki falan esprisinin devamı gibi bence komik. Orada şeyi çok hoşuma gidiyor ilk filmde. Böyle bir yerde barın arkasına geçiyor şu an. Pardon Nick Frost'un karakteri barın arkasına geçiyor. Ondan sonra Sean şey diyorlar işte erkek arkadaşını bırak tarzı bir böyle bir gay esprisi gibi bir şey yapıyorlar. Sonra Nick Frost böyle birasını veriyor Sean'a. Sean böyle thanks babe yapıyor. Göz kırpıyor falan. Ya aşırı şey görüyorsun yani. Evet bu iki insan arkadaş evet. Yani çok belli diye. Ama en güzel kimyası orada vardı. Senin hangisi? Ben de ana karakter olarak Simon Pegg'in Shaun of the Dead'deki karakterini çok seviyorum. O böyle bir yerden sonra çabalamaya çalışması, çabalamalarının çok ilginç bir kelime gibi geldi. Oysa değil. Sonucunda film boyunca sürekli olarak kaybetmeye yönelik olması sonucunun. Ve işte ne bileyim başta böyle ne yapacağını bilemeyen ve sahip olduğu hayatı kabullenen karakter olarak böyle bir özdeşleşme kurduğum bir insan oldu bir yandan da. Ama hayır öyle değil ki şu an şeyin sonunda mesela o filmin sonunda yine sevgilisini kurtaracak ve ailesini kurtar yani sevdiği insanlar için çaba gösteriyor yani filmde ve İlk başta sevgilisi zaten onunla suçluyordu. Hani evet. Benim için çaba göstermiyorsun. Yok şu an istese çaba zombileri de döver, şey de yapar işte arkasına hort da koşturur falan böyle. Onda hort koşturma sahnesi hani adam koşuyor zombiler gelemiyor yetişmiyor falan gibi saçma bir hikayesi var. Şey yani adam çaba harcıyor ve en sonunda mesela şey bir sahne var. İlk filmin başında bir şey atıyorlar şuna kafasına çarpıyor. Filmin ortalarına ya da sonlarına doğru o attıkları şey çat diye havada evet, yakalıyor falan ama böyle. Ama işte o değişim zaten olması değişim. Lazım. Onu cool izliyoruz. Bir de yan karakterler olarak benim sevdiğim hikaye Hot Fuzz'daki yaşlı tarikat. He. Çünkü yani çok salakça ya. Yani yaşlıların biz en iyi köy seçilmek istiyoruz evet. diyerek bunu yapmaları. Ya bir de orada çok iyi bir hikaye bence. Ya bir de orada şey Simon Pegg'in karakteri aslında çok daha iyi bir dava buluyor ya. Bak bu yüzden işte buradan böyle para kazanacaktı şundan. Hayır abi biz sadece en iyi kasaba olmak istiyoruz diye. Ve ya bunu işte ya senaryo zaten komik ama ben yine Edgar Wright'ın en böyle takdir ettiğim, sevdiğim yönetmenlerden biri olmasının sebebi de mesela daha demin anlattığım o hikaye gibi görsel yoldan da yani hikayeni anlatmaya çalıştığı şey görsel olarak da çok güzel adam vurgulayabiliyor. Evet, bence de. Yani bu benim sevdiğim bir özelliği Edgar Wright'ın. Peki arkadaşlar şimdi konuşurken düşündüm onu siz konuşurken. Bizi dinlemediniz mi? Hayır. Şimdi bak ilk film ne anlatıyor? İlk film bir tane adam var işte sevgilisi için, hayat için işte genel olarak yaşamak için çaba göstermekten işte şey yapıyor, kaçınıyor, yapamıyor, motive olamıyor falan. Sonra zombi istilası bilmem ne olunca bunu yapabilir hale geliyor. Zombi istilası da ne demek? Şu demek yani eline işte tüfek alıp ortalıkta patlata patlata koşmak, kaçmak, işte kan, vahşet bilmem ne görmek falan demek. Yani bir adamın büyümesi için
illa vahşet ve enerjik falan olması mı lazım? Yani böyle anlatabildim mi ne demek istedim? Yani böyle illa şiddetle ve bir düşman veya onu fiziksel olarak ele geçe yaptığı, üstesinden geldiğim bir düşman olması mı lazım demek istemiş oluyor film. Ya. Şimdi o onun film kızı mı? Tamam, şu olması. Bu bir film. Hayır. Hayır, yani adam sonuçta atıyorum böyle kendini akademiye verip de ondan sonra bir takım ne bileyim bilimsel bir şeyleri geliştirmeye çabalarken ki zorluklarla mücadele etmiyor. Birilerini bir şeyleri parçalamakla mücadele ederek olgunlaşmak zorunda kalıyor, anladın mı yani? Üç hikayedeki de ortak nokta şu, senin dediğin hani karakter gelişimi neden kötü bir şeyle oluyor? Belki ya şunu söyleyeyim Edgar Wright. Bu karakter eğer çok kritik bir şey olmazsa gelişmeyecek. Hı-hı. Çünkü Sean mesela diyor insanlar, bak benim için çaba harca diyor, sevgilisi ayrılıyor mesela, hani belki sevgilisiyle tekrar arası düzelir falan filan, çünkü işte bir yerde şey detayını yakalamıştı birisi, hani normalde normal kola alıyor, sevgilisi sen hiç kendine dikkat etmiyorsun deyince light kola alıyor, hani bu kadar efor gösterecek, tamam mı, ki zaten zombi silahı olduktan sonra da yine adam çok başarılı bir iş adamı olmuyor, yine Sean ama hani bir tık daha gelişmiş hali. Böyle bir kritik bir şey olması lazım ki hem hikaye anlatıcılığında da onu push etsin yani. Hero's Journey'e de bir yerde bağlansın. Ve hani bu... Ya bunu her hikaye için söyleyebilirsin ama illa Sean için söylemene gerek yok şöyle, yani. Mesela şöyle, onun çevresindeki insanlar onun hayatı için aslında kritik bir şey oluyor normalde. Yani 3 yıllık sevgilisinin onu bırakması onun karakter için aslında kritik bir şey. Ama o bunu saymıyor çünkü kendini önemsemiyor. Biz şeyi anlıyoruz. Bu adam aslında sevdiği kişileri önemseyen bir insanmış. Ve onun gerçek karakteri, olması potansiyelinin olduğu kişi ancak sevdiği kişilerin başı derde girince ortaya çıkabiliyor. Yani zombi silahsı değil de annesi ve kız arkadaşı birdenbire kanser olsaydı mesela. Gene fedakarlık yapacaktı. Onu çözmek için de bir sürü fedakarlık yapacaktı. Ve biz bu şekilde anlayacaktık. Ki bak olabilir, mesela Nick Frost'un karakteri orada o kadar nasıl desem o kadar büyük gelişme göstermiyor. Yani her büyük gelişme göstermesi, yani herkes de aynı büyük gelişmeyi de göstermiyor. Şu anın demek ki bir tık daha böyle bir ittirilmesi lazımmış. Evet. Evet, tamam, kabul. Yani okey. Hilal'in dediği şey yaptı beni. İkna benim etti. Dediğim ikna olmadı. Sen de Hilal'in destek dediğin ekibi. Seninki de iyiydi. Ama Hilal'in dediği çok iyiydi. Hilal'in naif köşesindeyiz programı. Unutma o yüzden. Ben Hilal'in dediği. Bak o naif olduğuna falan. Hilal yapar. Son olarak aslında cevapladınız bence ama bu üç filmden hangisi en sevdiğiniz film? Benim net birincisi ya. Ben biraz benim birincisini diğerlerinden farklı da görüyorum açıkçası. Yani diğerleri ilki olmasaydı olmayacak filmler. Ama bu sadece şey anlamda değil yani başarı gibi değil de yani ilk film ortaya bir şey koyuyor. O çok beğeniliyor. Sonra onu taklit etmeye çalışıyor biraz ve taklit ne olursa olsun orijinali kadar iyi olmuyor durumu bence yaşanmış bu üçlemede. Ya ben o kadar gaddar değilim. Ama yani benim de ilk yani Shaun of the Dead büyüktür Hot Fuzz, büyüktür World's End bence. Bence de birebir aynı sıralama. Tam sıralamayla yani. Ama yine de ben yani Hot Fuzz'ı da izlerken özellikle o aksiyon sekanslarına geçmesi ve karakterlerin de o kadar motive olup böyle işte aa falan diyor. Hani onun komedisine ben o filmi izlerken de çok eğlendim. Ben World's End izlerken de çok eğlendim. Evet. Genel olarak fanı olduğum için. Ama yani Shaun of the Dead büyüktür. İşte o sıralama yani. Katılıyorum. Peki şey bu filmlerin mizahını nasıl buluyorsunuz? Hani bir İngiliz komedisi ya bunlar. Hani böyle bir fark var değil mi? O bildiğimiz Amerikan komedilerinden. Ya var ama bence bu İngiliz'in birazcık uluslararasına oynamış hali, versiyonu gibi. Mi? Evet. Yani aradaki farkı gene de seziyor insan. Evet. Ama böyle çok da Hollywood tarzından falan çok uzakta değil. Biraz işte şey de onu sağlıyor. Hafif parodi yapıyor olması ve tür sinemalarını çok kullanıyor olması da yani. Ya işte bak şu farklı. Biz parodi falan deyip duruyoruz ya. Amerikalılar parodi yapınca hakikaten sana neyin dalga geçmek uğruna orada olduğunun altını deli gibi çiziyorlar. Evet. Bunlar o kadar... Yani bunlar derken bu film yapıcısı o kadar çizmiyor işte. Yani bence bazı şeyler... Gene aslında dalga geçmek için var ama komedi unsuru gibi bariz bir şekilde önünde değil de genel konsept olarak sana onun bir parodi olduğunu ancak veriyorsa veriyor. Yani genel olarak işte o Hot Fuzz'daki şiddet göstermekten hoşlanması bir takım polis karakterlerin. Bu başlı başına
belki polisle ilgili bir eleştiri falan gibi ama yani sen bunu açıkçası hani bunu başka nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Ortalama aptal Amerikan izleyicisiysen onun hiciv olduğunu anlamayabilirsin gerçekten. Evet. Onu anlaman için şey, scary movie gibi falan olması lazım. Evet. Aşırı. Aşırı. Bunun yani bir tık daha Amerikan versiyonu zaten Community bu arada. Bu Edgar Wright'in yaptığı işin. Wow. Bunu bir düşünmem lazım. Öyle mi acaba? Ya şey işte paintball episodlar falan yani yine işte parodi gibi de değil. Omaj yaparak böyle anladım. Yaptığı için. Evet, ya bir tık daha Amerikan, bir tık daha komedisi daha yok. Daha böyle hani ne yaptığı belli göze sokarak da yapan versiyonu Community oluyor. Ben o mizah türünü yani bir işi çok ciddiye alarak onunla onu severek ona bir dalga geçmek ya da omaj yapmak kısmı benim hoşuma giden bir şey. Çünkü görüyorsun ve sen de şakanın içinde oluyorsun bir yandan. Evet. Ama bir yandan da izlediğin şeyi de takdir ediyorsun ve o yani aksiyon filmi de olmuş oluyor. Şeye bakarsan aslında 3 filmdeki koreografilere falan bakarsan özellikle 2. ve 3. filmdeki çekimlerin biraz daha nasıl desem büyük var. Daha büyük evet. Çekimler var 3. filmde. Mesela 2. filmde böyle çok kat var. Çünkü Edgar Wright zaten kat yapmayı seven bir adam ama fazlasıyla kat var. 3'te daha koreografili dövüş sahneleri de var. E var yani adam dövüş sahnesi çekmiş gidip şey yapmamış ona parodi yapmak istese o kadar ciddiye alır mıydı bilmiyorum. Gerçi kollarını yani ayak takmış kadın. Çok iyiydi bence o bu arada. Ama yani hani gülüyorsun ama adam koreografi de yapmış daha evet, ne yapsın evet, diyebiliyorum yani. İyi dövüşüyor insanlar. Hani ya. Mizah yapmak için illa bir şeyi aptallaştırmak, sulu gibi yapmaya gerek yok. Yani ciddi ve severek bir şeyin mizahını yapıyorsan zaten o kendini sana sevdiriyor. İşte kısaca şey olmuş oluyor yani kısaca derken affedersin. Yani şey gibi olmuş oluyor işte. İşte böyle yapınca yani sahne değil de o bütününde bir matraklık olmuş oluyor. O da böyle ne bileyim yani ha 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 falan diye bir tepki vermek yerine falan bitince böyle daha kendi bilmiş bir şekilde gülümserken buluyorsun kendini. Ya ben şey mesela çok net geleceğini hissettim yani 2. filmde işte adam babası kaçarken böyle babasına ateş edemiyor sonra diye havaya ateş ediyor film referansı. Ya çünkü ondan önce çok fazla geldiği için hani başka refer ettiğim filmler o ateş edemeyince dedim ki evet bu olacak ve bunu bekliyorum. Gelince de dedim ki geldi. Ya tatmin oldum yani. Ben şeyi fark ettim. İlk 3 filmde gerçi o kadar fark ettim bilmiyorum. 3. filmdeki daha dramatik oyun şeyler var. Öğeler var. Edgar Wright diyorum Simon Pegg ve Nick Frost karakterinin arasında özellikle. Hani böyle işte sen kaza yaparken işte ben işte, biz kaza yaptık sen beni orada bıraktın falan o yüzleşme sahnelerinde falan bayağı dramatik yaklaşmışlar konuya yani. Ben bana biraz şey gibi geliyor. Bu filmleri çekerken bu yani yönetmen, ekip bilmem ne falan gitgide olgunlaştığı için biraz daha böyle onlar da olgunca bir şeyi bir yerinden anlatmak istiyorlar gibi aynen. Bir doğal sürecin sonucu gibi geliyor. Arada 10 sene falan belki var olabilir vardır. Bu arada. 2013 çünkü World's End. O da 2004 Shaun of the Dead sanırım. İşte arada 10 sene var. Zaten Simon Pegg'in de yaşlandığını evet. Falan da görüyorsun. Yazarlıkta da bir takım değişiklikler olabilir. Aynen bir takım olabilir. Değişiklikler olmuş. Onu ama ben mesela şey yaptım ya. Şey yap yani neler oluyor? Aferin Mahse falan. Ben kim? Derin tartışmalar. Aa falan diye. Ya sonuçta adamlar bir de her filmde aynı şeyi tıpatıp aynı da yapmak istememişler. İşte. Yani orada da bir değişiklik var yani biraz daha fazla ciddiye alıyor gibi. Biraz daha böyle yaşlı problemi yani daha olgun birisinin problemleri gibi olmaya başlıyor falan. Ya şey dengesi güzel ya. Ben yani son filmi her ne kadar daha en az sevdiğim yani üçü arasında en az sevdiğim film olsa da dediğim gibi yani Simon Pegg'in o karakterinin şey olmuyor, klasik filmlerdeki gibi çözülmüyor ya adamın evet. Problemi. Hani adam zaten rehabilitasyona gidiyor. Evet. Gidip mesela çocukluk arkadaşlarına mı takılıyor? Çocukluk arkadaşlarıyla takılıyor yine ve çocukluk halleriyle takılıyor. Ve onunla bir çete oluşturuyor. Ha, bu benim böyle ne bileyim şey olarak farklı gelmesi, o hikayenin farklı bağlanması hoşuma gitti. Ve adamın tipi falan çok sevimli olmuş ya. Evet, yakışmış değil mi? Ben onu 7 izledim bu arada. Daha önce izlememiştim ve şöyle hiç olmuş. Olmuş. Evet. Oynasın böyle şeyler. Ha, olur ya öyle. Yani. Tabii canım 90'lar crunch tarzı. Aynen severiz. Siz arkadaşlar bu 3 film arasından hangisini daha çok seviyorsunuz? Bizim konuşmadığımız detaylar var mı? Aşağıda paylaşın bence. Biz de okuruz, mutlu oluruz. Güzel. Üzerine konuşmak eğlenceli oluyor çünkü. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay.